Yasemin hatırladın herhalde değil mi Mecit Bey'in geldiğini? Evet. He? Size geldi. Büyüklerimiz varken gelmişti Müge Hanım. Gelip Tamam, gidiyordu. büyükleriniz var, küçükleriniz var. Ben Evet. şimdi anlamıyorum yani niye sizin evinize geliyor? Bilmiyorum. Niye sizin evinize geliyor Ömer Bey? Babanız bu Niye evde geliyor? yani demiyor mu? Bu adam niye Demek eve ki geliyor? bayağı bir önceden bir ilişkileri Bilmiyorum. varmış. Yani gelip gidiyormuş. Babamın elinden babamdan köpek almış. Yani onları biz de duyduk. Yani köpek aldığını, sattığını, ne yaptıklarını gelip gidermiş yani. Bu da yukarı çıkarmıştır. Doğrudur yani. Ben inanıyorum. Oraya bizim eve de çıkmış olabilir yani o. Ben gurbetteyim. Gurbette çalışıyordum. Biz gurbetçi adamız. Biz bilmiyoruz Müge Hanım, ikisi ne şeyle geliyordu onların arasında. Yani Ne niyette bilmemen mümkün mü? O gurbetteyken onun da kocası gurbette. Aynı apartmandasınız. geliyor. İkisi beraber çalıyorlar kapınızı, geliyor. Yani hani bu kadar da artık... Ya Yani bizim bildiğimiz... Ve de o zaman Gülbani ile Macit arasında da bu özel ilişki duyulmuş. Artık sen de duymuşsun. Bunların özel birlikteliği duymadım var. Diyor, duymadım diyor. Duyulmadan yok, önce getirdim. Canım nasıl yok. Buna rağmen Macit alıyor kol kola, Gülbani de sana geliyor. Yok, kol kola gelmiyor. Benim yani diyecek lafım yok. Çok bilmiyorum, şey var da diyemiyorum. Avukat Bey, ailesi de yardım olduğu için bir şey şüpheleniyor. Eğer bu geldiyse gayri temas köpek sattı, o zaman gelmişti. E senin ne işin var o zaman orada? Ben oraya çıkmamış durum ki. Beni çıktı mı diyenler? Çıktı diyor, beraber gittik diyor. Bu yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor, ben çıkmamış durum. E zaten bu kadar beraber geldiğinizi kabul ediyor. Yalan konuşuyor, sen doğru Gülbani konuşuyorsun. Hanım, Yasemin Hanım da beraber geldiğinizi kabul ediyor. Yani ne yalan konuşuyor? Yasemin'e neydik biz ya? Evet, beraber gelmişsiniz Macit'le bunların evine. Yasemin, kimin beraber evine gitmiş çektik, bu? Gülbani'yle beraber çıktık oraya. Buyur. Ya hatırlamıyorum o zaman büyükler yalan. Vardı. Yalan. Ben çıkmadım ben bununla. Bu Ege, bu ya işine tamam, geldin. Ya zaten Gülbani Hanım, Yasemin Hanım'ın evine gitsen ne olacak? Gitmesen ne olacak? Kardeşine kadar gitmişsin zaten. Zaten gitmişsin kardeşine. Daha annen nesini kere getirirsene. Anlatsana. Bir dakika bir dinleyelim İkizin ne diyor? Müge Hanım bu köpek şu bu kavgası değil bu olay. Bu olay bir et parçası kaybolmuş. Biz bunun peşine gidelim. Bir et parçası köpek... kaybolmamış. Bir bebek. İnşallah heykel adam kurban olduğum Allah'ı. Bir bebek gitmiş arada. He. İşte o biz onun parçası. Peşine düşelim, onun Bakın, peşine. Sizin biz... bu özel konuşmalar durumunuz bizi ilgilendirmiyor. Ben de diyorum işte hocam, ben de ama niye ilgilendiriyor biliyor musun? Acaba o et parçası sizin bu birlikteliğinizden dolayı mı ortadan kayboldu? Hocam bu bana gelmedi diye kaybetti. Benim için kaybetti bu. Bana gelmedi diye kaybetti. Ama sen niye gitmedin yani işte zaten o yavru, o yüzden konuşuyorum. O masum çocuk. Hayır sen niye gitmedin? Sizin bu beraber birbirinize girmenizin... Kurbanı mı oldu Sevcan, acaba? Sevcan şu tahtayı kurban, kurban oldu. Ben buna gitmedim, çocuk kurban oldu. Niye gitmedi? Niye gidiyor? Benim kocam yok mu evde? Ne zaman aklın başına geldi kocanın olduğu? Aklın başına geldi işte, öyle geldi. Kocanın olduğunu ne zaman hatırladın? Daha evvel hatırlamadın da, sonra da mı hatırladın? O arada bir şey olması lazım hayatım bak. O arada bir şey olması lazım. Yani o arada bir şey olmalı ki sen bununla gitmemeye karar vermelisin. Bir şey olmadı ki. Bu beni tehdit etti. Sen benimle evleneceksin dedi. Sen bana geleceksin dedi. Hı. Tehdit etti beni. Tehdit mehdit yok. Biz Gülbani ile yalan konuşma. Karşılıklı yalan konuşma. Bir gönül ilişkisi yaşadık. Yalan tehdit konuşma. Mehdit yok. Çocuğunla da kaybolmasınla da hiçbir ilgim yok. Nasıl yani diyor sen ya? Sen kaybettin. Sen sen. Benim çocuğumu. Ben çocuğumu peşindeyim. Gülbani Hanım. Sen diyorsun ki evet o yavru ben buna gitmedim diye kayboldu. Evet hocam. Bu demektir evet, ki. Evet bu kaybetti. Bu hallet bu götür. Bu kaybetti hocam o çocuğu. O zaman Macit bu. Beni gitmedi diye mi kaybetti? Ortadan alıp kaybettiren Macit. Bu. Aynen. Bu hocam bu. Ben çocuğumu istiyorum. Macit Bey duyuyorsun değil mi? Macit değil bu kaybetti. Mecit mi ne? Duyuyorum. Mecit. Duyuyorum Mecit sayın hocam. Ne? Duyuyorum. Duyuyorum. Mecit olmuş Macit olmuş. Fark etmez. Mecit Bey duyuyorsun. Duyuyorum sayın hocam, duyuyorum. Çok net duyuyorum. E peki sen ne diyorsun bu konuda? Yani senin cevabın ne? O da şimdi ben Müslüm ya. Hocam bak Gülbane orada dürüst konuşsun. Ben Gülbane ile Gülbane tehdit edilecek bir kadın değil. Madem ben Gülbane'yi tehdit ettim de Gülbane'nin gittim
Evinde nasıl yattım? Gülbane bana yatak açtı orada. Karına geldin, eşiğine geldin. Yatılı gelmedin be, terbiyesizlik yapma. Yatılı gelmedin. Hayır, yatılı gelmedin, vallahi yatılı gelmedin ya. Bir de Gülyurt'a utanmaz. Tamam, dur neyse. Oralara biz karışmıyoruz. Senin kapı... Ben gülmüyorum. Ben gülmüyorum Gülbane. Hep yalan konuşuyor. Senin kapının önündeki en yakın komşuların bağlansın söylesin. Ben tek mi geliyordum, karımına mı geliyordum? Hanımına geliyordun. Hanımına geldin. Hayır, kesinlikle. Hanımına geldin, yalan şey konuşma. Yok. Yalan konuşma, hanımına geldin. Tabii canım, hanımına geldim. Biz, Gülbane, biz 5 yıl... Hep kendini savunuyor, bizi hasıl durmuş diye. Şimdi, bir dakika. Seninle 5 yıl... Bir dakika, Rami Beyciğim. Sen de bir bana bak da. Şimdi burada bir tane apartman var anladığım kadarıyla, tamam mı? Bu apartmanda kimler yaşıyor? Ömer Bey? Altı kardeş. En alt katta bunlar yaşıyor. En altta benim, en alt. Tamam, şimdi bunun en alt katında Gülbane Hanım'la eşinin adı neydi? Muharrem Bey yaşıyor. Onun üstünde kim yaşıyor? O zaman zaten iki kattı bina. Bir üst katı vardı. Orhan Ayhan. Şu anda değil, o zamanki şeyi söylüyor. Şimdiki halini mi söylüyorsun, önceki halini mi? Şimdi o sırada Gülbane ile Muharrem altta... Niye onlar ayrı evde yaşıyorlar, siz bütün hepiniz üstte yaşıyorsunuz? Biz babamla ailecek yaşıyoruz. Tamam, kimler var evde? Babam var, babanın amcam var. Bir dakika, baban hayatta mı? Hayır, öldü. Rahmetli oldu. İyi ki ölmüş adam valla, bunları duymamıştım. 5-6 Allah rahmet eylesin. Adı ne? Mustafa. Tamam, Mustafa Bey var. Başka? Amcam vardı. Annen? Annem var. Adı ne? Annem Emine. O hayatta mı? O yaşıyor, evet. Tamam. Şu anda rahatsız, yaşıyor. Tamam, sonra? Amcam Abdullah var. Hiç çeli çocuğu olmamış. Onlar hiç birbirinden ayrılmamışlar. Amca Abdullah Bey var. Evet. Eşi? Fadime vardı. O da rahmetli oldu. O çocuktan... Amca hayatta mı? O hayatta. Tamam. Eşi Fadime Hanım. Başka? Başka iki tane kardeşim vardı. Bir tanesi şu anda... Ayhan Orhan. Ayhan Gündoğdu, Orhan Gündoğdu. Hep beraber yaşıyorduk. Tamam, Ayhan Bey var. O bekar o sırada herhalde. Evet. Bir tane de Orhan Bey var. O da bekardı. Tamam. Peki bu bahsi geçen Nazmi miydi? İlişkisi o evliydi. O evliydi. Nazmi burada yok. O da aynı katta. O da aynı katta, yalnız başka bir odada. Abiciğim ben bu apartmandan bahsediyorum yani. Nazmi de burada. Evet, aynı kat. Var mı? Aynı kat. Nazmi Bey'in eşi kim? Ayden. He? Ayden. Ayden. Ayden Hanım burada. Evet. Tamam, başka? Başka? Odasını geç yani. Biz varız. Kim var? He? Ben varım, eşim var. Ondan sonra Ömer ve Yasemin Hanım burada. Aynen. Peki ben şunu anlamadım. Yani bir katta bu Gülbane'nin kocası da yok, Muharrem'le yaşıyor da siz niye bu kadar böyle kalabalık tıkış tıkış yaşıyorsunuz üst katta? Şimdi Allah. Ha? Aşağıda biz iki kayın oturuyoruz, iki. Benim eşimden biri daha var. Kim var? O Muzaffer Gündoğdu. Muzaffer de burada. Çift daire. Tamam, Muzaffer yanındaki kim var? Aysun Gündoğdu. He? Aysun. Aysun. Evet. Tamam, burada da Aysun Hanım var. Aynı dairede misiniz? Yok, siz ortadan bir. Tamam. Çift şimdi daire. Bu Gülbane ile Muharrem'in 4 çocuğu var ayrıca. Muzaffer ile Aysun'un? Onun da dört. Ömer ve Yasemin Hanım'ın? O zaman 2 çocuk vardı. 2 çocuk. Nazım Bey, Ayden Hanım? Onun bir tane vardı. Bunun bir. Orhan Bey? Onlar yok. Onlar 5'er. Amca Abdullah falan, onların amca çocuğu? Onun çocuğu yok hiç. Onun yok, Mustafa ile Emine Hanım da zaten sen. Evet. Yani şimdi o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 kişi yaşıyorsunuz burada. Evet. Yani çocuklarla beraber. Şimdi 25 kişi burada yaşarken bu Mecid Efendi nasıl geliyor arabayla Gülbane'nin evine? Yani 25 kişi yaşıyor da hepsi aynı anda köyde durmuyor. Biz gurbetteyiz. Kim gurbettesiniz? Ayhan o zaman... Bana bir kırmızı kare verir misiniz? Fabrikadaydı. Çocuğun olduğu zamanlarda köydeydi. Bir dakika. Şimdi bakacağım. Bir dakika. Evde kim yok? Şimdi baba evde anladığım kadarıyla. Evet, baba... Ayhan yok. He? Ayhan yok. Ayhan yok.
Amca Abdullah? O evde. O evde. Ayhan Bey? Yoktu. Yok. O yok. Orhan Bey? O evde. O evde. Nazmi Bey? O yok. O gurbet. Tamam. Sen de yoksun. Evet. Muharrem Bey yok. Aynen. Söyle. Muzaffer? Muzaffer de yoktur. He, yani evin erkekleri yok. Evet. Baba hariç, bir de amca hariç. Evet. Diğer bütün evli olan erkekler de dışarıda. Öyle. Gurbette çalışıyorlar. Anladım. Yani buradan da... Bir bekar Orhan Bey. O da o zaman çocuk daha 14-15 yaşında. Ha, bu da küçük daha. Ha, o hayvanatta da. Bu 14-15 yaşında, o da küçük. Hiç yani erkek yok burada, babayla amcanın dışında. Öyle mi? Aynen. Tamam, peki nasıl geliyor bu adam arabayla? Nasıl geliyor? Mecit'in söylediğine göre yani nasıl geliyor? Ben kapının önünde park ediyordum diyor. Kapının eşiyle önüne... geliyordu, eşiyle oturmaya geldi bize. Eşiyle geliyor. Eşiyle geliyordu. O şeyi yalan konuşuyor. Ama senin eşin yok. Benim eşim olsun olmasın. O olunca da geliyordu, olmayınca da geliyordu. Hayır, senin eşin... O kendi eşiyle tamam. geliyordu. Ama şimdi senin, yani sizde de öyledir herhalde adet. Senin eşin evde olmayınca bir başkası karısıyla gelemez ya. Olunca da geliyordu, olmayınca da geliyordu. Çocuklarıyla beraber yine. Tamam ama kendi normalde, bilmiyorum sizin köyde durum farklı mıdır da. Yani normalde evin erkeği yokken bir başka erkek karısıyla da olsa gelemez ya. Tanıdık birisi oldun mu gelir. Gelir. He, tanıdık mesela komşular. Ben gelebilir. Eşiyle tabii ki. Tek gelemez. Eşiyle tamam, ne yapacak? Gelir de eğer evde de erkek varsa. He, evde erkek mesela, yoksa eşini dayı, bırakır kapıda. Teyze, hadi eyvallah. Daha bir yahane araba olursa dahi girmez. Eşiyle gelir. Ama yahane bir... Ne yapacak şimdi adam evde erkek yoksa? Ne kiminle yapacak konuşacak? Evde? Böyle oturacak mı kukuma kuşu kadın, gibi yani? Kadın muhabbetinin içinde. Adamın ne işi var orada? Kan bağısı olmayan bir kişi gelemez. He? Kan bağısı olmayan bir kişi gelemez. Tamam, bu Mecit'in kan bağısı var mı? Yok. Tamam, niye o zaman geliyor? Biz bilmiyoruz. Biz diyorum ya, biz gurbetteyiz. Bizim gelip gittiğini bilmiyoruz. En son bu eve baskın yapıp şey yaptığı zaman bunun orada da bizi gurbette kocasını aradığını da öğrendik. Tamam, peki bu adamın kim arabasına kurşunla vurdu? Öyle o bir şey yok. Başka bir evde yaşayan abimi bu aramış. Kursun değil, normal abi. Bu gece saat 3'te gelmiş gece, benim kapıyı kırıyor. Senin kapıyı kırıyor. Benim kapıyı kırıyor, içeri girmek için ama benim haberim yok. Niye kapıyı kırıyor? İçeri beni götürecek, içeri girecek. Seni kaçırmak için geliyor. Beni kaçırmak için geliyor. Artık ne niyette geldiğini tam bilemiyorum. Ben de canımı kaynıma attım. Eyüp Gündoğdu ya. Eyüp Gündoğdu nerede? O çocuğun kaybolduğu şeyinde, orada ev onun evi. He. Oradan sonra o geldi. Nasıl attın canını? Kaynımı aradım. Ha, aradın telefonu. Telefon açtım. Kaynım kapıya böyle birisi geldi, taktık buraya deyin. O geldi. Oradan sonra kaynım da bir elimi, iki elimi ateş ediye, bu kaçıyor. Bu geberetçe ormanın içine gelmiş, arabayı park etmiş, bu kaçarım. Tamam, bu ne zaman oldu? Bu da aynı olayın içinde. Yani çocuk kaçırmadan önce. Çocuktan önce olan bu olay. Yani bu da 3-4 gün evvel yine. He. Ondan sonra da çocuk kaybediyor. Bu olay ortaya çıktıktan sonra her şey meydanladı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patlığını öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.